Bugün efsane bir lazanya yapıyoruz. Efsane lazanya için önce iki tane ayrı sosa ihtiyacımız var. Bir tanesi İtalyanların bolognese dediği ama kıyma bazlı bir sos. O kıyma bazlı sosumuz için ya da bolognese sosumuz için öncelikle yüksek ateşte kıymayı güzelce kavuruyoruz. Kavururken tuz ve karabiber serpmeyi unutmuyoruz. Arkasından sırasıyla soğanları, doğradığımız soğanları, havuçları, kereviz saplarını koyuyoruz. Arkasından içine birazcık da sarımsak ilave ediyoruz, kıydığımız sarımsakları. Daha sonra bolca domates salçası ekliyoruz. Salça kokusu gidene kadar iyice, hatta hafif yakana kadar kavuruyoruz. Arkasından yavaş yavaş sıvı malzeme. Ben önce Worcester sos koydum. Varsa koyarsınız, istiyorsanız koymayın. Ama Worcester sos koymayacaksanız mutlaka biraz şeker ilave etmenizde fayda var. Arkasından doğranmış domatesler ve tavuk suyunu ilave ediyoruz. Ve bunları yaklaşık 2 saat çok kısık ateşte, suyu azalırsa su ilave ede ede pişiriyoruz. Daha sonra lazanyamızın ikinci sosu beşamel sos. Beşamel sos için bir tereyağda 2 kaşık tereyağı ve 2 kaşık unu güzelce birbirine yediriyoruz. Arkasından içine birazcık soğuk süt koyuyoruz. Soğuk süt koyduktan sonra bunu güzelce çırpıyoruz ve istediğimiz kıvama gelene kadar süt ekleyip çırpıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra tuzunu ilave ediyoruz. İçine birazcık da rendelenmiş muskat katıyoruz. Daha sonra lazanya yapraklarını dizmek için bir fırın kabı alıyoruz. Fırın kabının altına biraz zeytinyağı sürüyoruz. Bir kat bolognese sos, arkasından lazanya yaprakları, üzerine bir daha bolognese sos, birazcık beşamel, bir daha lazanya yaprağı derken bunu kat kat kabın alacağı şeye kadar alıyoruz. En son üzerine bir daha bir lazanya yaprağıyla kaplıyoruz. Kalan beşamelin üzerine hepsini koyuyoruz. Daha sonra üzerine bolca rendelenmiş peynir ilave ediyoruz. Evde ne peyniriniz varsa. Ve bunu önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz.